Ol dedi yaratan. Var oldu kainat. Başımızın üzerinde yükselen gökyüzü, ayağımızın altına serilen toprak. Emrine amade insanın bütün mahlukat. Hava, su, güneş, ağaç, nehir, ateş. Kuşatır varlığı ilahi bir hitap. Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin. Yiyin için ama israf etmeyin. Gizli açık binbir nimet, şükürle buluşunca artar rahmet. Mal, mülk ve evlat, gençlik, bilgi ve hikmet. Ve insanın her birinden hesaba çekilmeden bir tek adım bile atamayacağı ahiret. Günler eski günlerdi. Ekmeğe nimet derdik. Bırakmazdık tek bir lokma, bir ufacık kırıntı. Nimet yere düşünce gönlümüze çökerdi ağır bir sıkıntı. Ya bugün dünyanın bir köşesi bir damla suya muhtaç, diğer köşesinde sofraya oturulmaz oldu aç. Şimdi bu hırs, bu doyumsuzluk nedir? Her üç tabaktan biri çöpe giderse eğer, açlıktan ölenlerin hesabını kimler verir? Dünya kocaman bir köy, komşular ayrı renk, ayrı dilden. Komşusu aç yatarken, tok uyuyan kimlerden? Akıp giden bir suda abdest alırken bile, israf etmeyi yasaklarken Resul-i Ekrem, çölleşen dünyamızda suya ihanet neden? İsrafın boyumuzu aştığı kat kat rengarenk ve ışıklı dünyalar, sahip olmak hırsıyla hesapsız harcamalar, tüketim kültürü değirmen olmuş öğütürken insanlığı, şuursuz bir tüketimle mutlu oldum sananlar, varlığın anlamını markalarla tartanlar. Eskimeden atılan, düşünmeden alınan, gösterişe adanan yığınlar, yığınlar, yığınlar. Her yeni gün, her gün yeni bir ürün. Bitmeyen tüketim, tükenmeyen ihtiyaç. Gözler mi doyumsuz, yoksa ruhlar mı aç? Ah ömrüm, ne buyurmuştu sevgili peygamberim? İki nimet vardır ki çoğu insan aldanır. Biri sağlık, diğeri boş zamandır. Güçlüyken, iraden ve heyecanın varken, idrakin açık, duyguların sağlamken, sağlığın ömrüne en büyük armağanken, oku, yaşa ve yaşat. Hesap defterinde görmeden hüsranı, asra yemine dön bir bak. Çekilip gittiğinde, karanlık çöktüğünde, geçip giden geceye andolsun. Ey hayat yolcusu! Bir ekranın önünde bitmek bilmez gecelerce, ölüyorsa zamanın, heba oluyorsa vakitlerin, mahrum kalıyorsa senden sevdiklerin, bu israfın sinsi fısıltısıdır. Kulak ver, tükeniyorsun. Nerede gençlik günlerim? Geçen yıllarım nerede? Bir fırsat verilse neleri düzeltirdim? Oysa bütün servetimi koysam, sevdiklerimi aracı kılsam, yeminler edip adaklar adasam, bir saniye öne gelmez son nefesin bitiminde. Gün bugündür, dünya bu dünya. Bir anne gözlerini sabaha açmak istemez, suda taş kaynatıyorsa eğer. Bir çocuk uyanmaz rüyalardan, kırmızı ayakkabılarla koşuyorsa kırlarda savaşa inat. Bir yaşlı yorgun yüreğini kapatır umutlara, bir tas çorba beklerken. Bir genç
her gün yeni sözler verir kendine, soluk soluk erirken. İsraf, annenin yüreğinde sızı, çocuğun rüyasında zulümdür. İsraf, zor gören yaşlı gözlere inen perde olur, gencin geleceğini heder eder. İsrafla iftar, uykuyla sahur zehirlenir. Bu en çok da Ramazan'a ağır gelir. Gel ey insan, israf etme, ihsan et. Ne saçıp savuranlardan, ne eli sıkı olanlardan, ölçüyü bulanlardan ol. Kur'an'ın dilinden hatırla gerçeği. Sevilmez israf eden, huzura ortak olmak, iyiliği hakim kılmak, itidali korumak, emaneti taşımaksa niyetin, hadi tut orucun, infakın, paylaşımın elinden.